Michael Schumacher ne oh, 1'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Berk'le bir aradayız. F1 bilgisiz Boy bilgisiz için. yorum yapıyoruz. Amacımız cehaletimizi yaymak. <laughs> Sanırım izleyenler arasında bizim kendimizi Formula 1 uzmanı olarak gördüğümüzü düşünenler var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, öncelikle bunu söylemek istiyorum ama diğer taraftan geçtiğimiz hafta birkaç eleştiri diyeyim hadi hafif tabirle. Gelmiş bilginiz olmadan konuşuyorsunuz ya filan diye. Ee, özellikle Ferrari motoru hakkında benim söylediklerime gelmiş. Hep sana bak geliyor ee, bak. <laughs> bak. sen. sen en de bilgisiz bir şey benimdir belki. Yani sa sadece bir şey söylemek istiyorum. Nereden biliyorsunuz? daha hızlı çalışacağını. Motor sorunsuz bir şekilde yani reliable, güvenli bir şekilde daha hızlı modda çalıştı ve bunu gördünüz mü? Acaba motorun daha yüksek güçte çalışmamasının sebebi o hızda yani o güçte çalışamıyor olması olabilir mi? Her motor daha hızlı çalışabilir çünkü. Ya tabii sonuçta buraya bizim videonun altında yazılan yorumlar hani en az bizim da... kadar bilgilisizsiniz. <laughs> ya da yani <laughs> ya belki bizden daha bilgiler de olabilir ama hani şunu atlamamak lazım. Hiçbirimiz Formula 1'de emekli de evet değiliz mesela yani. yani e abi tabii. aerodinamide 20 yıl çalıştım. Böyle saçma şey duymadım. <gülüyor> 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 ya abi <laughs> biraz kasmayın bu kadar ya. Hani dinleyin Biz ha ben buna katılmıyorum de geç abi. Bu kadar arkadaş muhabbeti yapıyoruz arkadaşlar. Sizi de buna dahil ediyoruz bizim arkadaşımız olarak burada Aynen. uzman yorumları yok ya da bir Twitter hesabında göreceğim de aa devri daha düşükte çalıştırıyorlarmış. Hemen bunu satmalıyım size gibi bir tavır takınacak değilim. Ya ben de... gördüğüm üzerinden yorum yapıyorum. Yıllarca ta yıllardır takip ediyoruz. Yaşıyoruz bu sporu. <gülüyor> <gülüyor> Araçların daha düşük modda çalışmasının sebebinin hiçbir zaman Aa bizim gücümüz var bunu saklayalım olduğunu görmedim. Yani şeyde gördük tabii ki testlerde ama yarışlarda görmedik. Düşük modda çalışmasının başka sebepleri olur yarışlarda. Yoksa şey der mi? Sallıyorum. Science kaçıncı başladı geçtiğimiz yarışa? Hadi 9 diyelim. Aa yüksek modda çalışsaydı önündeki herkesi geçecekti ama sakladığı için gücünü 9. oldu. Ya böyle bir riske girilir mi saklayacağız diye. Başka sebepleri var bunların. Yani Sadece amaç saklamak. <laughs> amaç saklamak değildir muhtemelen burada tabii. Evet zaten Ferrari de böyle bir şey söylemiyor. Zaten gelen raporda yani şey içeriden sızan şeyler de gücünü saklıyor değil. Motorun belli bir güçte güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığını test ediyorlar. Kaldı ki gelen Ferrari güncelleme, güncelleme de getirecek hani. Yani abi daha gücünü açmadan motorun güncelleme getirdik. <laughs> Keşke eski motorun bir performansını da göreydik falan. Çolur Şeymiş falan. ben ilk araba aldığımda bana şey demişlerdi Alper. Biraz bas da motoru açılsın. Açılsın ha. Ben de basmıştım. 392 TL o zamanın parasıyla 2014'ün parasıyla ceza yemiştim. <laughs> Bursa otobanında. Evet sen yorumlardan girdin ama yorumlardan mı? Devam, devam edelim edin. ondan sonra haberlere tamam. bakarız. Yorumlar bu haftaki haberlerden U daha eğlenceli zaten çok. Yorumu daha çok e, Bünyamin ve Uğur'un mesajları üzerine söyledim. Tabii ki normal yorum yapanlar da var. Aynı konu hakkında Ferrari hakkında. Toprak mesela. Teşekkürler Toprak. <laughs> Uğur aynı zamanda mesela şey demiş Alonso'yu alacaktı dediniz. Alonso'yu bırak ikinci bile olamazdı. Üçüncü veya dördüncü olacaktı çünkü son sektör Alpin açısından sıkıntılı sektör. Nereden biliyorsun? Uzman Nereden mısın biliyorsun? kardeşim? İlk iki de diğerlerinden hep iyiydi. Ama son sektörde hep geri mi düşüyordu? Hayır. İlk iki sektörde de diğerlerinden kötüydü daha önce. Ama o turda daha iyiydi hepsinden. Belki son sektörde de daha iyi olacaktı. Ya da yeterince iyi olacaktı. Ee, yanlış düşünüyorsunuz e, böyle olurdu demek farklı bir şey. Bir de bu kadar özgüvenle gelişi güzel yorumlar, e, bilgi eksiklikleri falan demek farklı bir şey. Diyebilirsin tabii. Ama ben de böyle yorum yaparım senin <laughs> yorumun üzerine. <laughs> Yok artık Berk Formula mı yorumluyor artık vay canına demiş sevgili Meriç. Yani yorumlu bilmiyorum o kadar şey konuşamam bu konu hakkında yorumluyorum ya yapıyorum bu sporu falan diye konuşamam ama elimizden geldiği kadar muhabbetini yapıyoruz ve eğlenceli olmasına özen gösteriyoruz sevgili Meriç. Evren demiş ki uzun zamandır o kadar kötü çaylakları izledik ki dediğin Sunoda ve Şumar geçen sene gayet iyilerdi. Geçen sene iyiler miydi ya Şumar ile Sunoda? Yani Şumar takımına göre belki. Yani Şumar kendine sadece takım arkadaşına geçerek gösterebiliyordu. Ya, takım arkadaşı da iyi. Mazapin'di yani. yani. <laughs> e diğer taraftan <laughs> da Sunada da berbat. <laughs> Kusura bakmayın da kötüydü yani. Hani bir iki oh, Tsunada'dan iş var galiba dediğimiz bir iki şey oldu ama yani Gazdi nerede, Tsunada neredeydi yani takım arkadaşın size hani bu kadar da tokatlı olması lazım. Yani bu kadar da geride kalmamanız lazım. İşte Joe da çaylak. Nerede olduğuna bakın yani. Devrem de olduğuna. tam bu konu üzerine devam etmiş. Joe ilk 3 yarışta sakin sakin takıldı ve fırsat kolladı. Evet ama 3. yarışta diğer isimleri gömecek bir performansı da yoktu. Diğer isimler hakkında daha kötü konuşmamızın sebebi zaten bu 3 yarış değil. Bunları bir sene daha izlemiş olmamız öncesinde. Yani evet. İşinizin podcast yayınına nasıl ulaşabiliriz? 2 kere paylaştım. Yani paylaşıyorum. Siliniyor mu ne oluyor anlamadım. Ben İyi ki hatta Alper'e dedim ki sen benim yorumumu mu sildin? Ya ben çekemiyorum başka podcastleri <laughs> Gördüğüm başka podcast görürsem siliyorum linkini. Ya yok ben görmedim hiç ya dünkü. Aradım da hatta videonun altında ama. Açıklamaya koyalım o zaman bu sefer. Aykut Aksu Albon 4-5 tur kala e, yumuşak lastiğe geçmiş olsa daha iyi bir sıra elde etmez miydi acaba demiş. Açıkçası e... benim de aklımdan geçmedi değil yarışta. Sanırım teknik olarak evet. zaten geri düşüyordu. Hani o lastiklerle tekrar öne çıkabilir miydi anlamında herhalde söylüyor. Bilmiyorum sonuçta Williams aracı öne çıkabilir miydi bilmiyorum. Yani en azından yepyeni bir soft lastikle o 4-5 tur öne geçme şansı olur mu diye. Oradaki tabii araçların arasındaki zaman farkı, trafik gibi farklı etmenler de var. O kaç turdu? 58 tur mu? Evet. Devam etti yani 58 tur devam ettirmenin bundan Eskine çok daha riskli geldi. yani hani onu evet. illa ki değerlendirmişlerdir bence de. Mustafa demiş ki kanalı yeni izlemeye başladım. Alper açıkça Verstappen'i daha fazla sevdiğini belki de sevmediğini ifade etmesine rağmen gayet objektif bir şekilde yorumluyorsunuz. Sevmiyorum değil, nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum ben hiçbir şeyden nefret falan. etmem ama nefrete yakın <laughs> bir duygu. <devir. gülüyor> Zaten böyle de olması lazım. Kimi desteklediğini söylemeyip bir tarafın kitlesine. Yani ben bunu anlamıyorum gerçekten. Hani ben neden burada gelip şey yorum yapayım ki hani Verstappen'i koruyayım ya da Verstappen'i gün diğerlerini şey yapmaya çalışayım ki. Bunun bana kazancı ben bundan maddi bir kazanç elde etmiyorum ki bana ne? Yani bir de isimler neticede hani yani geçiyor ama daha çok bu spora odaklanıyoruz diyebiliriz yani hani bir taraftan. Herkes evet. geliyor diye. Yani Verstappen bizim babamızın oğlu değil ki abi ya da Hamilton. Yani niye bu kadar? <laughs> yani tamam destekliyorum. Güzel ama burada biraz e, ben şeyi sevmiyorum. Yani hani o hep söylüyoruz futboldaki böyle çok karşı tarafı kötüleyen bir taraftarlık zihniyetini ben hoşlanmıyorum. Çünkü bir e, hani ben Hamilton'a böyle bana biraz villain gibi geliyor demiştim ama bu benim bir daha spora daha eğlenceli hale getirmesi için olan bir şey. Yani ben Hamilton'a böyle kötülemek için ya da kötü bir insan olarak gördüğüm için değil aslında. Ama görüyorsun. Showman olarak görüyorum, kötü bir insan olarak değil. Ki ben de Formula 1 pilot olsam belki ben de showman olurdum yani. Hani PR günümüzde önemli bir <laughs> şey bu. Ben neler yapardım alper. <laughs> yani adama şey demiyorum ya. Yani, nasıl böyle bir şey yapar demiyorum ama showman yani. Bence bu da Vallahi... kendisi de kabul. Ben showmanım demeli. <laughs> Sürekli ağlardım. Sürekli insanları uyuz edecek şeyler söylerdim. O yüzden ben Red Bull'da yarışmalıydım. <gülüyor> <gülüyor> sürekli ağlayan ben çok fazla insan biliyorum ya Grit'te. Ama marka olarak daha çok yakışır diye düşündüm ben. Bu da şaka arkadaşlar bu arada. Hani bunu da ciddi al almayın sakın <gülüyor> lütfen. <laughs> Dovcan da Alonso'nun polarması zor gibiydi filan demiş. Doğukan da motorundan bahsetmiş Ferrari'nin. Ama dediğim gibi o haberin arkasındaki bilgiye bakarsanız onun aslında reliability test yapıldığı hani onunla alakalı olduğunu görürsünüz. Yani bu ekstra beygiri alabileceklerinin bir garantisi yok henüz. Ve diğerlerinde de ekstra beygir olmadığının bir garantisi yok. Yani şey haber şöyle yapılıyor çünkü Alper. Saklıyorlar bunu. Şimdi Mercedes ve Red Bull daha hızlı olacak İspanya'dan sonra. Ferrari de diyecek ki haha bakın benim bu kadar bilgim daha vardı. <laughs> Koydum mu? <gibi>. <laughs> 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 Haber böyle verildiği için orada bir yanlışlık evet. var yani. Belki o 20 sallıyorum işte kaç beygirse ekstra eklendiğinde araba kullanılamaz bir hale gelecek. Ya da Red Bull gibi patlayıp duracak yani. Carlione demiş ki sevgili abilerim bence bu yeni araçlar başımıza araçlarla başımız dertte bu sene. Umarım tüm takımlar sorunlarını halleder hemen yoksa verdiğin emek verdiğin emekler boşa gidiyor çok üzücü. İnşallah halledemezler ve sürekli değişken <laughs> değişken grid görürüz. <laughs> yani benim işime yarayan şey bu. Takımlar tabii ki halledip hemen en iyi araçla yarışmak isterler ama ben sorun yaşamalı Günaydın. Arada uyumayayım çalışırken diye 5'te kalkıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Saat başı alarm var. Bence böyle daha eğlenceli. Herkesin bir şey arıyor olması. Diğer taraftan Sunada Stroll Latifi ve Şümer Bence F1 için uygun sürücüler değil siz ne düşünüyorsunuz demiş. Albon ve Joe umarım böyle devam ederler demiş. E, buna tabi yorumlar da gelmiş Şümer'i savunan. Neden sadece Şümer savunuluyor? Bu beni üzüyor sevgili Alper. Ya bence... Neden bir strol savunulmaz? Ya Neden Latifiye savunulmaz? Çok Sonuçta büyük bu haksızlık sporun yani. neşe katıyor. <laughs> evet Latifi'ye çok büyük haksızlık yapılıyor. Şampiyon <laughs> belirlemiş adam Latifi. Doğru konuşacaksınız Latifi hakkında. <laughs> <laughs> ya ben, ben kimsenin doğuştan şampiyonluk hakkı olduğuna inanmıyorum. Ee, tabii ki hani Schumacher'e olan saygımızdan böyle yeni bir şumarin gelip böyle bir şeyler yapması Hikayesi, güzel bir hikaye ee, ama yetenekli değilse de orada doğuştan bir hakkı olamaz yani. Başkalarının hakkını yememeliler böyle bir hani sırf ismi tutmak için. Yani Ferrari'ye sanki zorla adamı sokacaklar gibi. Hani Ferrari onu almak zorundaymış gibi hissediyor bile olabilir yani. Birkaç sene daha bekletelim abi ne yapalım. <laughs> ya sonuçta Formula 1 şampiyonu olduğu için bence böyle ay Formula 2 şampiyonu olan bir birisi için bunu söyleyemeyiz ama daha iyisi... Ne bekliyor insan? Bel belki de bu şeyden kaynaklanıyor. Yani daha önce gelenlerin yüksek performans göstermesinden kaynaklanıyor. Yani bir önce gelenler Russell'lar işte Norris'ler falan onların daha yüksek performansla başlaması belki de bu sorunu yaratıyor. Bu beklentiyi yaratıyor. Ya Schumacher konusunda şöyle bir şey var. Hani ilk geldiği anda süper adapte olan ve e, hemen başarılar kazanan bir isim değil. Hani ortama biraz alışan ve sonradan açılan bir isim. Ee, ve ben yeteneksiz olduğunu söylemek istemedim bu arada. Hani öyle bir... Ama yani biraz e, şunu demeye çalıştım. Eğer ki beklenen yeteneği gösteremezse, yani beklenen başarıları gösteremezse, atıyorum bir sene ya da iki senenin evet. sonunda, sırf ismi için bir yerlere gelmemeli. Bunu demeye çalıştım. Nasıl ki Tsunoda ya Japon pilot da olsun diye tutulmamalıysa, Drive to Survive'da geçen sezonlardan birinde Günter Steiner'e şey diyorlar işte Alman pilot olsun Yok işte Alman sponsorları almak için falan. Öyle bir görüşmeler yapıyordu. Bunlar falan biraz garip şeyler bana göre yani. Ya bir de şunu da unutmamak lazım. Prema Racing'de yarıştı Formula 2'de. Formula 2'nin en sağlam ekiplerinden yani biri. Geçen sene de Oscar Piastri biliyorsunuz şampiyon oldu. Prema Racing'in diğer bir şeferi. İsmail Demir demiş ki Melbourne ile birlikte Formula 1'i Giderek video oyun kıvamına döndürme çabaları varmış kafalarında gibi hissettim. Fazladan DRS zone eklemeler, sonra geri almalar. Yavaş virajı kesip pisti hızlandırmalar. Imola'da nasıl nasibini almıştı zaten start finish uzun düzlüğe çevirerek. Bakalım başka yenilik olacak mı haftaya? Umarım böyle devam etmez. Ee, biraz devam edecekmiş gibi. Bu konuda e, pilotlardan da bayağı eleştiriler var. Yani fetelden Gezdi'den. Verstappen'den hani bir cadde pistine yönelme, sporu eğlenceli kılma için hani pistleri öldürme üzerine hı hı. benzer benzer yorumlar geliyor pilotlardan da aslında eleştiriler var. Amerikalılar özellikle Liberty Media şu işini iyi beceriyor. Bu anlamda hani dünyaya daha çok izletiyorlar belki de Formula 1 e ama böyle şeylerde biraz açıkçası sporun kalitesini düşürebilir diye korkuyorum ben de. Bahar daha yısı demiş. <laughs> Bu aralar çok kullanıyorum. Will sonra daha iyisi <laughs> Coşkun başkalarına da sormuş. Cevap alamamış galiba. Ee, ya da onlar da bir sonraki programı bekliyorlardı. Cevap ce ce <laughs> <laughs> Herkes aynı anda cevap veriyor. Gezi'nin Pitt'ten çıkan Verstappen'i geçmemesiyle ilgili bir yorumunuz var mı? Hadi koru Verstappen'ini. Hadi. Verstappen'i şöyle koruyabilirim arkadaşlar. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> <gülüyor> Verstappen severler. <laughs> Sizin için. Şimdi arkadaşlar Red Bull'un B takımından bahsediyoruz. Böyle şeyler olabiliyor. Bu desteklediğim bir şey değil ama olabiliyor. Daha önce Oko'nun Hamilton'a yol vermişliği var. Adama soruyorlar sen niye böyle bir şey yapıyorsun? E sonuçta ben de Mercedes pilotuyum falan diyordu yani. Ve bambaşka bir takımdaydı yani. Mercedes'in B takımı da yoktu o zaman. Yani böyle şeyler maalesef oluyor. Aslında biraz daha mücadele isterdik böyle şeyler olmasın ama. Ya ben de. Yani sonuçta bu şey de değil. Hani Gerçekten bir geçme şansı olsa belki geçerdi. Kısa süreli evet. bir mücadele olacağı çok açık. Dolayısıyla zorlamaması mantıklı. Tabii orada Alonzo'nun ikisini birden geçme ihtimali olması. <laughs> <Yani gülüyor> Gazi'nin hayrına gibi. da böyle bir şey aslında zorlamaması. Evet. Hem otomobilin performansı, lastik performansı için. E, tıpkı Russell'ın e, Perez'i geçmeye çalışmaması gibi aslında bir taraftan da. E, Russell Red Bull'cu mu? Yani, o da farklı bir şey tabii. Ben de artık hepten Red Bull'un 4 pilot ile yarıştığı ön yargısı var demiş. Biraz öyle. Ama diğer taraftan gerçekten geçecek geçebilecek olsalar geçerler. Onu ya, hiç unutmamak lazım. Geçen sene Tsunoda Hamilton'a çarpmadıysa ben bunu tam olarak destekleyemem. Mesela benim planım buydu. <laughs> <laughs> Latifi'ye çarptırmışlar. Neydi Latifi'nin sevgilisi? Bilmem kimin sevgilisinin arkadaşı mıydı? O, o tarz <laughs> <muhabbetler vardı. gülüyor> Ferrari yeni Mercedes olur mu? Demiş Erkut Çilingir. Bir seri yani. Mercedes olur mu derken herhalde bundan böyle bir... Ya bir 3-4 senesini görelim ondan sonra karar verelim. Harper. Kaç? 8 sene mi? 9 sene mi domine etti yani? 8 sene. Geçen seneyi de sayarsak 9 galiba. Sonuçta geçen sene de teknik olarak bence evet, tabii. Mercedes kazandı. Mercedes aldı. Takımlar şampiyonası. Bir 2-3 senesini görelim. <laughs> bir şeyler <laughs> görelim ondan sonra. 3 yarış değil de. <laughs> kısmet. Yani hiç kimsenin ben açıkçası bu kadar uzun dominasyon kurmasını istemem ya. Biraz ben de istemem. Özellikle de Mercedes'in dominasyonundan sonra abi ne olur? <laughs> Gözünüz seveyim. Biraz e, yarışın yani. Kurabileceğini de zannetmiyorum ama Neyse Ramazana da teşekkür edelim ve soruyorum bölümünü sonlandıralım. Sen bize birkaç haber söyle de keyfimiz yerine gelsin. Tam bizim bu Schumacher üzerine konuştuğumuz konuyla alakalı aslında bir haber var. Fransız şey demiş. Schumacher'in Ferrari'ye geçmesi için 3-4 sene daha beklemesi gerekiyor demiş. Aslında biraz da yorumumda bunun etkisi var. Yani hani illa Ferrari'ye geçecek gibi bir algı var. Belki ee... Alfa Romeo'ya geçecek. Olabilir. Ama göreceğiz yani. Şimdi Alfa Romeo'da da Bottas'la Joe var. Nasıl geçecek oraya? Yani oraya geçmesi için ikisinden bir tanesinin gitmesi lazım. Bottas'la da iki seneden önce yol ayırmazlar. Onun en az iki senesi var. E bir iki senede orada yarışsa dört sene işte. Alfa Romeo'da Bottas'ın yerine gelebilir eğer ki beklenen performansı gösteremezse. Performansına göre ya Ferrari'ye ya Alfa Romeo'ya geçer bence de. Yani şu an için yakın zamanda Carlos Sainz'ı ya da Leclerc'i geçebileceğini düşünmüyorum. Yani onun yerine geçebileceğini onların. Bir de Ferrari de bunlardan vazgeçemez şu an. Yani çok evet. iyi performans gösteren iki pilotu var. Anlaşıyorlar da birbirleriyle. Evet. Alpin takım patronu Otmar Zafnoer. Renault motorunun Sağ en iyi da motordan. geliyor mu? Otmar'ı Alpin patronu olarak açıklarken. <laughs> <belki. gülüyor> hani evet, hiç görüşmemişti ya bunlar. Haberini yaptığımızda, haberini konuştuğumuzu ya? hatırlıyorum geçen sene. Yo, yok, öyle bir şey. Kolpacı ot var. Ne demiş? Renault motorun en iyi motordan 10 beygir geride olduğunu söylemiş ama en iyi motoru belirtmemiş. Sanırım Ferrari'den bahsediyor diye düşünüyorum. Bir motor üreticisinin böyle söylemesi biraz üzücü. Diğer taraftan sadece beygirle de ölçülmüyor bir motor gücü dolayısıyla bakalım şey yapacak mı ee, şaside şasiye odaklanacaklarını şasiyi geliştirme, geliştirmeleri gerektiğini söylemiş yani şu anda Alfa Tauri'nin ve hani Alfa Romeo'nun yaşadığı sıkıntılar ortada yani sürekli bir problem yaşıyorlar motorla alakalı Renault'un da dedim <laughs> doğru yani e, belki bundan daha iyi yararlansalar daha iyi yerlere gelebilir Alpin takımı ama bakalım. Bu arada şey geçen Aston Martin hiç puan alamayan tek takım olması olayı böyle dank etti kafama. Nasıl ya dedim? Bir Aston Martin hiç puan alamayan tek takım. Yani Williams almış, Haas almış, evet. herkes almış ama Aston Martin alamamış hiç. Ben Daha Aston Martin gerçekten bir gün şeyle yaşamak istiyorum. Baba Stroll'le bir gün geçirmek istiyorum. <laughs> Proyalara yakıp ya. Lanet olsun. <laughs> <laughs> ya yani ne, ne kadar sinirlidir. Neler yapıyordur o şirketten nasıl mobbingler uyguluyordur çok merak ediyorum. Abi Otmar gideceğini söyleyemedi ya düşün. acaba kemerle mi dövecekti ne yapacak? <laughs> Abi bu yani şey gibi değiller yani, hiç böyle yetişkin davranışı gibi değil değildi Otmar'ınki yani hani. Evil zengin davranışı. Toto Wolf'tan hassın performansı ile alakalı bazı yorumlar var Yani çok iyi performans gösteriyorlar tebrik etmek <laughs> lazım onlar falan ama şimdi Ferrari'le de çok böyle işli dışlılar. Hani da. Merkez, Ferrari merkezinde ofisleri bile var. İşte Sürekli onlardan her parçayı alıyorlar. Ekibin fazlası onlarda çalışıyor falan. Ya böyle işbirliği mi olur diyor. Biz diyor hani Aston Martin'le böyle işbirliği yaptığımız zaman işte bizim rüzgar süreni kullandığı zaman olaylar kopmuştu falan diyor. Bir taraftan haklı buluyorum Toto Wolff'u ama bir taraftan da Aston Martin'in Mercedes'le olan ilişkisi de bir acayipti yani. hani Direkt aracı kopyalamalar falan bayağı bir garipti. Ama burada benim dikkatimi çeken şey Haas'ın performansı. Mercedes genelde rakiplerini çok eleştiriyor ve sanki şu anda Haas'ın mı rakip görüyor kendine gibi bir... Evet. Öyle değil mi şu, şu an? Yani... <laughs> şu an öyle gözüküyor. Böyle biraz üzüldüm. <laughs> yani bu haber okuyunca biraz Mercedes'e üzüldüm. Ya ben Red Bull, Alfa Tauri örneği varken başka takımların birbirinden işte işte ilişkisi var da bilmem ne de orayı anlamıyorum. Çünkü eğer bunun gerçekten bir faydası olacak olsaydı Alfa Tauri'ye olurdu. Yani... yani bu kadar organik bağ olan başka iki takım yok herhalde. Alfa Tauri ile evet yani, Red Bull dışında. Evet ikinci takım mı yani? Bir de sizden sallıyorum bir fikriniz mi var? Bu fikrinizin temelini işte çizimlerini filan her şeyini istiyorlar. Bu çiz şey sonuca nasıl vardınız? Dolayısıyla bir şey birinden bir şeyi çalacak olsanız bile onun için acayip uğraşmanız yani baştan tasarlamanız filan gerekiyor. Bu da yani, fotoğrafını gördük diyorlar işte bazıları. E yani fotoğraftan Aslında sadece da... dışını yapabiliyorsun işte ama Alfa evet. şey alpinin mesela içini de gördük. <gülüyor> 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 yan, yan kapağı üçüncü Christian Horner geçtiğimiz yarışla alakalı aslında e, Ferrari çok iyi yarıştı ama arada bu kadar fark olmadığını söyledi. Biraz e, ısınan havanın yaptıkları ayarı biraz yani piste göre ayarladıkları aracın daha kötü performans kuramadım cümleyi. Aracı iyi ayarlama, ayarlayamadıklarını söyledi yani. Kısaca. Ya değişen hava şartları nedeniyle araca yaptıkları ayarların e, piste pistte Tam oturmadığını ve e, hem lastik performans da, performansında hem de araç hızında. Bu yüzden de hani, bu kadar fark yemezdik. Belki rekabet edebilirdik ama herhalde muhtemelen yine Ferrari alırdı demiş. Ben Red Bull takımı motordan bahsedince hep aklıma şey geliyor. Neden motor parçaları Japonya'ya gidiyor? Ve motor parçaları Japonya'ya gidiyorsa neden buna kendimizi kandırarak Red Bull motoru diyoruz? Ya sanırım bu sene için mi vardı yoksa yaptıkları anlaşmaya göre ben bundan sonra devam 2026 edecektim. 2026'ya kadar ortak mı var? var? Yani çünkü o bir Honda'nın desteği sürecek gibi bir şey söylenmişti sanki. Zaten e, Honda'daki başındaki desteği adam sürecek ama falan. neden ismini Red Bull motoru diyoruz? Muhtemelen yani Honda Honda para yatırmadığı için işe. ismini kendi çekiyor. Yani sonuçta motoru Honda üretti. Yani bir taraftan öyle bir şey ya var şey ama. Ya şey değil. Hani Red Bull'a tasarımını verdi de Red Bull üretti diye bir şey yok. Honda'nın fabrikasında Honda'nın tasarımı bir motor. Ya burada şimdi e, Honda motoru ödesel direkt reklam olacağı için muhtemelen bu olay reklamla alakalı bir durum. Mesela yani... neden e, yeterince para verse mesela Williams Mercedes'ten aldığı motora Williams motoru diyebilir mi? Mercedes para ver... Mercedes motor veriyor ama. Bilemedim. Karışık bence bunun biraz açıklığa kavuşması lazım teknik olarak. Çünkü şimdi Porsche gelecek, işte Volkswagen gelecek konuşuluyor, e, Audi gelecek konuşuluyor. Bunların bir bence şeye oturtma, oturtulması lazım. Çünkü yani bu kadar yani Volkswagen, Audi grubu gibi bu kadar büyük motor üreticisinin gelip Mercedes motoru alıp e, Audi motoru demesinin önünde hiçbir engel yok şu anda. Öyle görünüyor yani bence denmemeli. Yani şu anda şey bilmiyoruz ama ya ne kadar bir işbirliği var, ne kadar bir onların desteği var. Sadece daha fabrikası yok ki. İnşaat halinde hala. E, şu anda şey çalışmaya başlamış aslında. Ya başladı da şey bir fabrikanın bir şey üretmesi için bütün aletlerinin yerinde olması ve insanların gelmesi yetmiyor. Yani sallıyorum bir çift fabrikası 5 senede ne çalışmaya başlayabiliyor. Onun dediğine göre sene sonunda Hatta sene sonuna kalmadan yaptıkları ilk motoru deneyeceklermiş. Test edeceklermiş yani. Prototip ama. Evet tabii. Onu diyorum işte Son birkaç sene var. geçmesi gerekiyor üzerinden. Tabii. O Tabii zaten onların hedefi de 2026 için. yani. Hı -hı. O zamana kadar Honda motoru diyeceğim ben. Ferrari'nin yeni hibrit sistemini Barcelona'ya değil Miami'ye getirme planları varmış. Imola'ya da alt taban getiriyormuş. Yani dalgalanmayı önleme amacıyla güncelleme getirecekmiş. Ya yani en çok dalgalanan takım şu anda. Mercedes'ten bile fazla. Belki de bu yüzden daha azdı bu arada. İlme kazanıyor. <20 kız oluyor. gülüyor> Yok Hadi. yani performans kaybı yaşıyorsun ya dalgalanmayı azaltınca. Dolayısıyla belki de bu kadar arada fark olmasının şey olmasından bahsetmiyorum. En birinci olmasının nedeni demiyorum diğerlerinden bu kadar önde olmasının sebebi olabilir. Tabii bir de şöyle bir şey var. Ferrari'nin çok büyük avantajı vardı. Yani Onu da hatırlatmakta yarar var. Altıncı oldukları senenin sene kazandıkları bir rüzgar tüneli zamanı. Evet. Bunlar çok büyük farklar yani. Mercedes birinci takıma sahip olduğu zaman süreye göre test yapıyor. Ferrari altıncı. Yani takımlar biraz daha rekabet edebilsin diye aşağı doğru indikçe artan bir süre var test süresi. Aşağıdaki takımların bütçesi çok fazla olmadığı için yine de yetişemiyorlar ama Ferrari'nin bütçesi de büyük olduğu için böyle bir sürede farkı muhtemelen açtı. İsmini vermek istemediğim bir takımın parası yetmediği için yeterince rüzgar tüneli testi yapmadığı söyleniyor. Herkes hangi takım olduğunu anladı ama ben isim vermek istemedim kanıtlayamayacağım için. Bu arada has haberi var bir tane de. Bu Ural Kaley sponsorla alakalı üzerine para istemiş Has. O haber. Mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Has dava açıyor. Ay pardon, Ural Kaley. Kale. Dava açıyor parasını almak için. Has üzerine artı para istiyor. Değil mi ama, yasal anlaşmaları? Ama adamlar haklı çünkü diyorlar ki kardeşim sizin diyor anlaşmamızda bizim imajımızı zedelememek, tartışmaya sokmamak, irtibarımızı azaltmamak gibi maddeler var. Siz bunların hepsini yapmış oluyorsunuz aslında. Yani <laughs> pitte sürekli küfreden bir adam imajını zedelemiyor ama sponsorun olan kulübün sahibinin birisiyle aynı ortamda bulunması zedeliyor mu? Para söz konusu olunca her şey olur belki. <laughs> Tabii ki. Evet o zaman Imola GP tahminlerine geçelim mi senin ekleyeceğin bir haber var mı? Yok. Benim tahminim, e, olay tahminim Lewis Hamilton'la Verstappen kaza yapar. <gülüyor> <gülüyor> Zor ya. Ya Lewis Hamilton'la ya Leclerc'le kaza yapar diye düşünüyorum Verstappen. Valla şimdi şöyle Red Bull'un bir Imola'ya güzel bir güncelleme paketi getireceği söyleniyordu. Kilosunu ciddi oranda azaltacak hani. En ağır araç şu anda griddeki 8-10 kilo arası bir e, azaltmaya gidecekleri söyleniyordu. Eğer bu mümkün olursa yani da o zaman Leclerc'e kapışabilir araç gibi gözüküyor. Tabii motorun dayanıklılık sorunları yaşamaması gerekiyor bunun için. Ben o yüzden eğer bu mümkünse diye Verstappen'e 1 diyorum. Leclerc'e de 2 dedim. Bir değişiklik olsun. Çünkü aslında Leclerc'e yazmıştım 1 diye ama... George Russell yarışı bitiremez diyorum. Son iki senede bitiremedi. Burada da bitiremez ve bu onda bir e, ruhsal ölümüş. hasar yaratır. <laughs> Emotional damage. <laughs> Bence Vettel ilk onda olacak. Genel tahminlerim bu. Sıralama tahminim ise 1 Sainz diyorum ben. 2 Leclerc, 3 Verstappen diyorum. Ferto 1, Leclerc 2, Perez 3, Sainz 4, Hamilton 5 diyorum. Magnussen de 6. Peki bu hafta sonu Mek'ların bir iki yapması yok mu ya? Biraz zor ya. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse o zaman göreceğiz bu hafta. Neler yaşanacak sprint yarışı geri dönüyor tekrar Imola ile beraber. İnşallah eğlenceli bir hafta sonu olur ve Latifi yarışı bitirebilir. Hiç kaza yapmadan bu hafta sonunu geçirebilir. Ben bundan evet. sonra her hafta sonu bunu dileyeceğim. Peki pilotlar sıralamasında 20 pilot arasında Vettel'in olmadığını biliyor musun? Çünkü şu ana Aa. kadar yarış bitiremedi. İlginçmiş. Bu bilgiyle kapatıyoruz. Bizi Instagram'da, Twitter'da takip etmeyi unutmayın ama abone değilseniz mutlaka abone olun. Ücretsiz, bedava. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.